Bakın 2004 yılında bir kanun çıkardınız. Özel hesapları kapattınız. 2004 yılında özel hesaplar kapatılırken de şunu söylediniz. Dediniz ki bunlar yolsuzluk kaynağıdır. Para nasıl ve ne şekilde harcanıyor denetlenemiyor dediniz ve 2004 yılında özel hesapları kapattınız. Ama bugün burada bir önceki AFAD konuşmamda da bunu dile getirmiştim. E-Cedveli'nin 79. maddesinde aynen şöyle söylüyor Sayın Bakanım. E-Cedveli'nin 79. maddesi. Acil yardımların yapılması amacıyla tefrik edilen ödenekler başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Özel hesaptan yapılan harcamalar 5018 sayılı kanun ile 4734 sayılı kanundan müstesnadır. Ne demek yani müstesna? Sayıştay denetiminden müstesnadır. Peki şimdi bu kadar parayı eğer biz milletvekilleri olarak soramayacaksak, hesabını soramayacaksak, sizler de hesabını veremeyecekseniz millete ne diyeceksiniz? 30 milyar para harcanıyor. Bakın 30 milyar para harcanıyor. Ama İstanbul'un ortasında trafik sıkıştığı zaman hatırlıyorsunuz. Bir Suriyeli kız o soğukta donmamak için egzoz gazıyla ısınıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Vicdanlar sızlamadı mı? 30 milyar nereye harcandı? 30 milyar dolar nereye harcandı? Bir kez daha soruyorum. Buradan yüce Türk milletine sesleniyorum. 2002 yılında her yeni doğan bebek 2000 dolarla borçlu doğuyordu. Oysa bugün 2017 yılında iktidar belli. Tam tamına 5000 dolar borçla doğuyor. İstatistiklere bakabilirsiniz. Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Yönetim borç istatistikleri. Bunların hepsi gerçek. Değerli milletvekilleri, 2002 yılında mazot 1.30 liraydı ve buğday 40 kuruştu. Yani 3 kilo buğday satıyor 1 litre mazot için. Oysa bugün mazot 5 lira ve 6 kilo buğday satması gerekiyor çiftçimizin. Hani ekonomi iyiydi? Hani gelişen ekonomi? Hani yükselen ekonomi? Yüce milletim, bunlar sizi kandırıyor, kandırıyor. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.